AK Parti başbakan oldu. AK Parti'nin üretebileceği isim kesinlikle Davutoğlu veya Davutoğlu neyse, neyi temsil ediyorsa o olacaktı. Başka bir çıkar yolu da yoktu. Çünkü AK Parti'yi bugünlere taşıyan şey oydu. AK Parti 12 yıl içerisinde çok ilginç bir şeye imza attı. AK Parti'nin zaten özünde, ana rahminde bir dünya görüşü var. O dünya görüşünün geniş geniş halkaları var. Bütün bunların birleşip bir araya getirdiği şeye biz AK Parti hareketi diyoruz. Ama bu hareket başlangıcında o kimliği tayin eden ana gövdenin dışında birçok şeyle eklemlenmeyi başarmış bir hareket. Bu eklemlenme zaman içerisinde organik bir kimliğin, geçişken bir kimliğin de ortaya çıkmasını sağladı. Gerçekten yani AK Parti'de eğer saha araştırmalarına biraz katılanların hepsi bilirler. Normal şartlarda hikayesi bambaşka yerlerde başlamış insanlar sırf AK Parti içerisinde bir şeyler bulduğundan değil kariyer anlamında kimliğin kendisi de dönüşerek bir AK Parti kimliği ortaya çıktı. Bu kimlik çok karmaşık bir kimlik. Yani tarihsel derinliği çok fazla. Herkes o kendi hikayesinde bir kesitten o kimliğe bulaşıyor. Ama son tahlilde bir ana çizgi var. O ana çizgi işte AK Parti'nin bugünlerde dava diye tarif ettiği, misyon diyebileceğiniz, içinde özünde İslami vurgunun çok net bir şekilde yer aldığı, onun etrafındaki çeperde muhafazakar vurgunun yer aldığı, onun daha bir çeperinde belki bir güçlü ülke görme milliyetçiliğinin yer aldığı, onun en dış çeperinde Türkiye'ye bir şey olmasın kaygısını ürettiği böyle halkalar var. Bu halkaların hepsi birleşiyor. Bir AK Parti kimliği meydana getiriyor. Onu temsil edecek birisi olacaktı. Ve o isim Davutoğlu veya Davutoğlu'na benzeyen birisi olacaktı. Daha da netleştirelim. Tayyip Erdoğan veya ona benzeyen birisi olacaktı. Ve son tahlilde siyasi bir kimlik olacaktı. AK Parti seçtiği ismi tabanının beğeneceği birisi olması gerekecekti. Bu diğer partiler için de böyle. Şimdi burada ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. O da şu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünün. 10 yıllardır en azından istikrarlı bir şekilde seçimlerde başarı gösterememiş. AK Parti döneminde de işte 9 seçimdir kaybeden bir harekete yine milyonlarca insan oy veriyor. Eğer bu işler sadece rasyonel tercihlerle ve bireysel o homo economicus'un çıkar tercihleriyle olsaydı burada başka bir fonksiyonun çıkması lazımdı. Ama kaybetmesine rağmen ısrarla bu partiye oy veren milyonlarca insan var. Peki niye? Bu partiyi beğeniyorlar. Çok basit bir cevabı var. Bu partiyi beğendikleri için oy veriyorlar. Liderini beğendikleri için oy veriyorlar. Ama gidip oraya oy veriyorlar. Kaybedeceğini bile bile oy veriyorlar. Herhangi bir CHP seçmeni bu konuda daha diğer insanlardan daha az aklı selim değil. O da oy verirken seçimin sonucunun ne olacağını çok iyi biliyor. Peki CHP seçmeni kaybedeceğini bilmesine rağmen böylesine bir tercihte bulunuyorsa kazanacağını bilen AK Partili seçmen niçin bambaşka bir davranışa beğeninin dışında öncelik sağlayıp oy versin? Şunu söylemeye çalışıyorum. O ana dava dediğimiz, misyon dediğimiz kimliği, AK Partili kimliği en yoğun ve en kolay şekilde üzerinde taşıyacak olan kimliğe oy vereceklerdi. AK Parti'de kimin başbakan olacağına dair sahaya in. Türkiye'nin 4-5 bölgesinden öyle çok ciddi bir çalışmaya da gerek yok. Sıradan bir vatandaşa beğenilerinin ne olduğunu sorup Davutoğlu cevabını çok uzun zaman önce alabilirlerdi. Ki bu da çıkmıştı. Yani bizim araştırmalarımızda da çıkmış.